Fox ana haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında Kurtuluş Savaşı yıllarındaki seferberlik hazırlıklarını anımsatarak tekalifi milliye kanunun örnek göstermesini eleştirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dilekçede şüphelinin ifadeleri Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında suç niteliğindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın devletin başı olarak milli dayanışmanın önemini vurguladığı konuşması gayet açıktır. Şüphelinin ifade ettiği gibi kesinlikle hiçbir vatandaştan zorla para istenmesi söz konusu dahi olamaz denildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da hemen hemen aynı saatlerde Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. BDDK Portakal'ın 3 yıla kadar hapsini isteyerek şu açıklamaları yaptı. 5187 sayılı basın kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından birinin masıtasıyla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verilebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yapılamaz hükmünü amir olup bu hükme aykırılığın yaptırımı ise aynı kanunun 158. maddesinde bu kanunun 74. maddesine aykırı aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde özel veya kurumsal bir zarar doğarsa verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmü olunur şeklinde ifade edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu şahıs hakkında kanunun 162. maddesi uyarınca kurul tarafından suç duyurusunda bulunmasına karar verilmiştir dendi. Geçtiğimiz hafta kampanyanın başlamasına yönelik de eleştirilerde bulunan Fatih Portakal, milli dayanışma kampanyası sonrası kötü yönetim nasıl oluyormuş örneği burada. Paraları çarçur ederek harcamak, kara gün düşünmeden ülke yönetmek nasıl oluyormuş örneği burada. Büyük büyük saraylar yaparak, büyük büyük yazlık saraylar yaparak her şeyi hacimsel olarak büyük göstermek yönetmek değilmiş. Eğer öyle olsaydı en büyük ülkeler safına girerdik. Geldiğimiz durum ülkeyi yönetememe durumu demişti. Diğer taraftan hem muhalefet hem medya dünyasından birçok isim suç duyurusuna tepki gösterirken hükümet kanadından da suç duyurusu kararı isabetli olarak yorumlandı.